Öf, iyi be. Ya senin bile sevgilin var, ben yapayalnızım ya. Yalnızlığım asaletimdendir diye umuyorum. Öf ya. Ya ben bu konuşmayı nasıl dinleyemem? Ya dizinin en heyecanlı yerinde reklama soktunuz resmen ya. Mayalar 2012'de kıyamet kopacak demişlerdi, tamam. Kıyamet kopmadı ama o tarihten sonra başımıza gelmeyen kalmadı abla. Adamların bir bildiği varmış demek ki ya. Ey Allah'ım ya. Ya benim bu kadınlarla yıldızım neden bir türlü barışmıyor ya? Ya ben bu kadınlarla niye anlaşamıyorum? Bir kurşun falan mı döktürsem ben, ne yapsam? Belki hep birlikte dinlemeye gelirsin. Beklerim. Ya bu ne şimdi ya? Bu ne şimdi ya? Bu da 5 dakikada sevgili yaptı. Bir ben kaldım yapayalnız. Of. Zaten şu darı dünyada anlamadığım 2 şey var. 1, bu çirkindeki özgüven. 2, güzelde olmayan şans. Anlamıyorum ya. Yani sadece içkini alırken karşılaşabileceğin zavallı bir kız için fazla mesai harcıyorsun. Let it go. Aradaki statü farkından olmaz. İşte ne? Ya şey gibi düşün. Hani Emir'le Feriha var ya, onun gibi. Ha, tamam abicim ya. Bizim adımız da Emir yani. Şey. Da. Burada Feriha olan sen oluyorsun. Ha. Anladım. Hayda. Bu da İtilaf Devletleri subayı gibi geldi, emir verdi gitti. Ben ne oluyorum burada, barış gücü mü? Ya vallahi ben arada kalacağım, öleceğim, gideceğim ya. Yok vallahi öleceğim. Aşk döngüsü bir ilişkinin başından sonuna kronolojik olarak sıralanması demektir. Nasıl yani sıralamak derken? Amacım işte saygı duruşu, cicim ayı, mucuk ayı, trip ayı, didişme ayı, kavga ayı, en sonunda da ayı olayı ve kapanış. Ya neden herkese sevdanın yolları da bana kursunlar ya? Neden? Ne yazıyorsun sen ya? Tükenenler listesi yapıyorum. Tükenenler listesi ne demek ya? Ya işte param, tahammülüm, iyi niyetim, dayanma gücüm, sabrım, daha sayayım mı? Yalnız bu Alihan çok zor adam. Yazık bu Zeynep'e ya. Evet, kıza bir soğuk bir sıcak yapıyor. Fark etmedim sanmıyorum. Ben de fark ettim, ben de. Bir soğuk bir sıcak. Ne bu? Ne bu kız? Süt mü bu? Ha, bir soğuk bir sıcak. Ne yapıyorsun? Pastörize mi edeceksin kızı sen? Bana gene bir sürü görev yüklediler. Ne oldu oğlum? Ne görevi ya? Sorma ya. Bana ne görev yüklenir ha? Emir, ne yüklenir? Kafanı çalıştır birazcık. Bir takım fitne fücür, takip, bilgi edinme. Sonra o edinilen bilgileri merkeze teslim etme. Ve bu sürede de bazı ölüm tehlikelerini bertaraf etme. Of. Kardeşim benim ya. Sen çok dolmuşsun oğlum ya. Sorma ya, sorma. Diyorum ki böyle bir sabah 3 tane beyaz önlüklü bilim insanı dikilsin başıma, uyandırsınlar beni. Tebrikler desinler. Tebrikler. Argun taş demir simülasyonunu tamamladınız desinler. Ben de rahatlayayım ya. İntikam intikam Anadolu programında bu hafta Güzide şehrimiz Bursa'dayız. Ama sen böyle surat asacaksan seninle işimiz var yani Caner'cim. Ne yapayım ablacığım? Ha? Ne yapayım? Geleceğimin parlaklığı %2 falan ve ben dışarıdayım. Anlatabiliyor muyum durumu? Ay ne var durumda? Sen artık Ender Taşdemir'in kardeşisin. Cheers. Ya bu soyadı değişiklikleri de bir acayip. Ayrı bir adaptasyon süreci gerekiyor. Bir sonraki ne olur kim bilir? Bence senin hatan nerede Zeyno, biliyor musun? Nerede Caner? Sen buna çok yüz verdin. Çok doğru üstad. Aynen. Bak sevgiline yüz vermek yerine böyle kıçımın kenarı yapsaydın şimdi kıymete binmiştin ya. Vallahi üstüm başım parçalayacağım şimdi ya. Ay surata bak ya şunun. Ya ben senin beni sevebilme ihtimalini artık Allah'a havale ettim ya. Yani ablacığım yemin ediyorum cenaze masrafı çıkmasın diye yaşıyorum ha. Şuracıkta öleceğim. Maalesef kanka, maalesef. Daha ilk turda elendin. Hem de dost kazığıyla. Aman evlensinler, evlensinler ya. Ben bu kavuşamam olayından fazlasıyla baydım abla. Onlar evlensinler de sıra benim gibi bağrı yanık dostlara gelsin artık ya. Yalnız Yıldız bunu da yaptıysa var ya helal olsun ha. Boynuz kulağa geçti abla. Bu Zehra'nın aptallığı üstüne bir santral kursak nasıl elektrik üretiriz biliyor musun? İnanılmaz bir enerji potansiyeli var. Ecelen nereden buluyorsun bu lafları ya? Ne var bunda ya? Büyütülecek bir şey yok Zehra'nın arabayı. Bir yere çarpıvereceksin işte o kadar. Yok soran olursa ben yardım almadım. Kendi imkanlarımla delirdim diyeceğim. Ya Zehra'nın arabasını niye gidip ben çarpıyorum ya? Gitsin kendisi çarpsın. Aa sen ağlıyor musun ya? Senin bunu anlamaman o kadar normal ki. Kim bilir sen doğarken bile ağlamamışsındır kara vicdanlı. Ha yok yok. Ben onun 3. eşinin kardeşiyim efendim. O Yıldız, o şimdiki eşi oluyor. Oğlum kadın da
giriş bölümünde fenalık geçirmeye başladı. Pervaneler falan çıkardı. Gelişmede ne olur bilmiyorum. Acilde biter bu gece. Ender? Efendim, ortanca olanları, ortancası yani. Biz zaten görüşmüyoruz onunla. Ha, ama ben görüşüyorum tabii çünkü benim ablam. Ayrıca Lila'nın dayısı Alihan'daki kendisi Halit Bey'in iş ortağı olur. Ablamla görüşüyor çünkü zaten onlar da evliler. Öteki eşinizden de çocuğunuz var mı? Var. İngiltere'de kendisi. Ki ben dayısı olurum kendisi. Ama arabayla birine çarptı, hırsızlık yaptı falan filan derken bunu... Caner. Hı? Bugün yeni bir iş teklifi aldım. Vay be! Ya uzaya giden ilk Türk kadını mısın? Bu ne hız ya? Ya ablacığım bırak Allah aşkına ya. Salaklık renk olsa yıldız gökkuşağı olur ya. Nerede onda o kafa? Ne olursa olsun sürekli dört ayağının üstüne düşüyor. Ne yaptı? Ne sevap işledi bu ya? Yetimhaneye meteor falan düşecekti de onu mu engelledi? Anlamıyorum ki. Allah Allah be. Bu da yemin ediyorum mezardan kalkmış gelmiş. Ölmüş de dirilmiş. Yürüyen mumya resmen ya. Allah Allah. Yani abla var ya. Üniversitede fitne fücur kürsüsü olsa yemin ediyorum başkanı olursun. Yıllarımı verdi Caner'cim. Abla, overlock makinesi ayağımıza geldi resmen. Uf, bana yapılan bu üvey evlat muamelesinden de bıktım ha. Ya Kemalettin Tuğcu romanında gibiyim be. Uf, şu hale bak ya. Aşk gemisinde gibiyiz. Herkesin sevgilisi var, bir ben kaldım. Allah Gülsüm abla bizi böyle börekle mörekle kandıramazsın. Bak kısmetini açacağım dedim, başımıza neler geldi ya. Ay bir şey değil abla. Nasıl bir şey değil? Ya nasıl bir şey değil ya? Bana aşık olan kızı bir görsen Şire'nin sevgilisi piyano gibi resmen. Ya ablacığım biz milletin kuyusunu kaza kaza belediyede kadrolu işe gireceğiz. Farkında mısın? Ablacığım geçmişini araştıra araştıra kayı boyuna kadar indik ya. Daha ne bulacağız? Bırak neyin derdine düşerlerse düşsünler. Ya hepsi erik kurusu gibi olmuş be. Ya işte böyle iç çekişlerle dolu, bezeli, kurulu bir dünya burası yani. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ablacığım, bak ben artık Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim dedikten sonra kahretsin yapamıyorum dediği kısma geldim artık. Burama kadar geldi ya. Bir bitmedi gitti ya. Ya Emir, sen bir saattir ne anlatıyorsun abicim Allah aşkına ya? Allah Allah, nesini anlamadın ya? Ya sabahtan beri balon şişiriyoruz. Ne ciğerde hava kaldı, ne beyinde fosfor. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlat bakalım, neden kovulduk? Dinliyorum. Yıldız gerçekten hamileymiş. Ne? Ya resmen taht oyunları ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Abla. Of. Eski şöhretinden eser kalmamış, tek albümlü 90'lar şarkıcısı gibi olmuşsun abla ya. Abla sen hayırdır ya? Gündüz vakti akşama bağlamışsın. Ne bu sinir ya? Zehrine bak sen. Yüzüme bile bakmıyor ama yakın takipçim. Ben Damla ile çalışıyorum diye ilk yarıda bir derdi Damla'yı ayarlamış kendine. Boş ver sen ablacığım ya. Bırak Damla'yı. Nadia Comaneci ile bile çalışsa bir cacık olmaz ondan. Oo, tipik bir orta sınıf evi. Çatlamış duvarları ve sararmış tavanıyla abartısızlığın eşsiz bir örneği. Ucuzluk ön planda olduğu için polyester kumaşlar kullanılmış. Mobilyalarda seri üretim ama içine sevgi katıldığı için hiç göze batmıyor. Yok ben artık gerçekten yaşama sevincimi kaybettim. Yani psikolojim var ya, yemin ediyorum Servet-i Fiyon'un dönemi gibi. Herkesten nefret edip tamamen kendi içime kapanacağım artık. Bilin bunu. Abla bu ne hali ya? Yani sanki eltine burma bilezik takmışlar da seni çeyrekle geçiştirmişler gibisin. Haksız mıyım canım ama sen o halde kalk buranın müdürü ol, imkansız yani. Saçı başı da darmadağın. Ya kızla uğraşmayı bıraktık gene başını belaya soktu. Düz taban mıdır nedir bu ya? Of, Allah'ım bir de böyle Nostradamus gibi şifreli kehanetlerin yok mu? Ya ne oluyorsa söyle sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Ya bu adam da öğrenci evindeki makarna gibi. Herkes nefret ediyor, kimse vazgeçemiyor. Ablacığım, ne olur şöyle Behlül'ün düğününe çağrılmış Bihter gibi oturma, gözünü seveyim ya. Sen taşıyıcı kolon gibi kadınsın be. Halit kimmiş ya, ha? Kim? Allah'ın cezası herif, oğlumu görmeme izin vermiyor. Tam zalimin zulmü, fakirin Allah'a olayı ya. Of! Öğrenci işleriyle uğraşmak da üniversite sınavını kazanmaktan daha zor vallahi. Allah Allah abla bak, eyleme dönüşmeyen arzu benim içimde patlamalar yaratıyor artık. Daha nasıl sana açık açık anlatabilirim bilmiyorum yani. Kasparov musun mübarek be? Hamlelere bak, tak 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 şahmat. Ablacığım. Hı hı. Sessizliğimiz asaletimizdendir diye düşünüyorum.